Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videoda sizlere biraz krallık altındaki son durumlardan artık bahsedeceğim. Ee, Bayağıdır hani krallıkla ilgili bilgilendirici video çekmiyordum. Ee, yavaş yavaş onu da çekeyim istedim. Arkadaşlar zaten söylemiştim. Dediğim gibi 4 tane ana klanımız vardı. Yani daha önceki videoları izleyenler bilir. Ee, 4 tane ana klanımız şu anda e, Katliam, e, Kingslayers, TRF ve ATK klanı. Şu an 8 1 e, inç diye geçiyor. 8 şeklinde bir şeyler var gördüğünüz üzere. 1 inç klanımız var. E, şu an için arkadaşlar e, göç göç olaylarda bayağı göç geldi. Bayağı arkadaşımız geldi buraya. E, onlarla beraber de bayağı güçlendik artık. E, ve artık şu, e, kendi aramızda da şunun kararını aldık. Onu da belirteyim hani videonun başında. E, kesinlikle e, artık Söz verdiklerimiz hariç tabi daha pasaport ayarlamaya çalışanlar var. Söz verdiğimiz hariç 30M ve üstü güçteki kişileri artık kabul etmemeye karar aldık arkadaşlar. Ki bunun sebebi şu. Biliyorsunuz ki ilk yüze göre KVK belirleniyor. Ve artık daha fazla hani güçlü oyuncu alırsak da bu sefer rakipler çok bize karşı güçlü gelecek. Ve bu da şöyle söyleyebilirim. Bizim birçok yani o oyuncumuz 15 ve 20M civarında oluşan çok fazla oyuncumuz var. eğer olur da eşleşme çok aşırı güçlü bir rakip gelirse bu bayağı bize yani bu tam gelişmekte olan oyunculara bayağı sıkıntı yaratacaktır ki KVK'da kazanma ihtimali bayağı düşecektir. biraz daha stratejik düşündüğümüz için artık yavaş yavaş arkadaşlar o T5 oyuncuları kabul etmeme ve hatta 30M üstünü kabul etmeme kararı aldık. 30 em üstünü kabul etme olayı da zaten ilk 100. adamımız artık 30 em. 30 emin aşağı hani oyunculara tabii ki kabul edebiliriz. Şu an için onlara yer var klanlarımızda. Zaten ihtiyacımız olan şu an oyuncular artık 30 M6 oyuncular arkadaşlar. 30 M6 savaşçı, güç, güç, aktif ve güçlü oyuncular tabii ki her türlü kapımız açık şu an için. Katliam klanında gene Kingslayer'sta ve ATK'nin One Inch yani klanında şu an TRF fullendi arkadaşlar. TRF'de yer kalmadı. Bu 3 klanında şu an için gayet yer mevcut yani. Hani bir yaklaşık 50-60 gene bir yerimiz mevcut ki sürekli insanlar geliyor buraya. Ee, ve şöyle de bir karar aldık. 15em 6 oyuncular artık krallar kabul etmeme kararı daldım da arkadaşlar. Bunun sebebi de yani e, arkadaşlarla konuştuk aldık bu kararı gene. Yani oyunu bilmeyen çok arkadaş var arkadaşlar. Yani biz şu an dediğim gibi, gibi buraya eski bir krallık. Burada birçok oyuncu oyunu biliyor ve gelen oyuncuların da çoğu artık böyle 30 30em 25em gelen 20em gelen adamlar. Oyun artık biliyor biliyor yani hani öğrenmiş. Ama 5em 10em oyuncu e, civar oyuncuların çoğu daha oyunun hakkında çok bilgileri yok. Hani zone 1 neresi, zone 2 neresi, zone 3 neresi daha bunları bilmiyorlar. Belli kriterler var onları daha bilmiyorlar. Onun için buraya geldiklerinde çok sıkıntı çekiyorlar. Onların sıkıntı çekince de bize de sıkıntı oluyor. Onun için 15M altı oyuncular da gene buraya kabul etmeme kararı aldık arkadaşlar hep beraber. Bunun sebebi de bu ana açıklamak gerekirse. Yani 15M ile 30M arası oyuncuları her türlü hala bekliyoruz. Daha kapımız açık. Şu an için klanlarımız klanlarımızda yer ayarlayabiliriz. Şu an yer ayarlayabiliriz dedim de şöyle katliam mesela hala bayrak atıyor. Oradan yer açılacak. Geniş, aynı şekilde Kingslayers de hala bayrak atıyor ve o bayraklar attıkça oralarda yerler açılacak. gene ATK yani Varinç eski ATK kalanında da yerler mevcut. Yani açılır arkadaşlar. Siz topluca gelecekseniz bile diyelim ki hani şö şöyle bir şey kabul edilebilir gene. Hani 10M işte 30M arasıyız. O zaman hani 15M6 olsa 10M topluca 10 kişi 20 kişi geleceğiz diyenleri gene kabul edebiliriz. Ama tek şekilde veya 3-5 kişi şeklinde gelenleri artık o şekilde 15M6 veya 30M üstü arkadaşlar maalesef artık kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Yani bu bizim tek başıma aldığımız bir karar Yani beraber konuşarak alınan bir karar. Yani dediğim gibi katliam klanı şu an için çok gayet iyi durumda. Hani şuradan size sıralamaları da açayım. Bireysel güçten başlayayım. E, Sanof Baba ata bu biliyorsunuz zaten e, yan hesabı tur, e, herkes biliyordur zaten Baba Atatürk, Atatürk hesabıyla e, o yan hesabı arkadaşlar bizim krallığımıza geldi. E, Aynı etten e, Esra Kağan Koray abimiz geliyor. Gene God Delicious Eray, Eray kardeşimiz e, e, Ludwig gene e, Hatyam klanın lider arkadaşımız böyle Root yeni geldi bu arkadaşlar. Baot e geçen günlerde yeni geldi. Böyle T5 birçok oyuncu oldu. Ben onun, onun için de artık kabul etme karar aldım ki yeterince T5 oyuncumuz zaten var. Hani T5 oyuncu e, buradaki bize gelen T5'lerin hepsi de ben hani savaşmalarından şüphem yok. Gayet savaşacaklarını düşünüyorum ki e, zaten insanlar bunun için buraya geldi. Hani Türklerle bir ortam olsun daha rahat anlaşabilelim. Çünkü yabancıların hiçbir şeyinden anlamıyorlardı. Şimdi burada e, iletişim kolay olacak. Onun için rahat rahat savaşabilecekler. Bu şekilde şu an için sıralamalarımız bu şekilde arkadaşlar. Zaten 40'tan sonrası bir anda düşüyor arkadaşlar. Böyle 30'lulara hani şu kısımlar bayağı düşüyor. Bu bu Yönden iyi bizim kalmamızı çünkü hani rakibin o kadar aşırı güçlü gelmemesi sağlayacak. Çünkü buralar 40 m falan olsaydı rakip bayağı güçlü gelecekti. E, gördüğünüz üzere artık 100. adam e, şey 30 m Böyle bir sıralamamız var. Tabii ki uçuk güçte bir adamımız da yok. Hani 150 m, işte 100 m civarı adamlarımız da yok. Ee, 60 civarı e, baştaki adamlar ve 50'ye doğru. Genelde T5 olanların çoğu 50 m civarı. Bu da tabii ki 45 m adamda T5 yoktur ama 50 m adamda vardır. 5 m fark bile orada. O o aradaki uçurum arkadaşlar emin olun. Çünkü araştırma son araştırmalar artık %9 bir stat farkı verdiği için bir uçurum oluşabiliyor. Yani şu anda öyle e, sıralamamız bu şekilde. Biri, birlik gücüne geldiğimizde de 4.4 milyar ulaştı TRF kalanı. E, TRF'de de bizim şöyle bir şey var arkadaşlar. Daha gelecekler var. Söz verdiğim sen yani dediğim gibi onları alacağız tabii ki. Yani onlara kapatmadık kapıları ama bundan sonraki e, gelecek veya gelmeyi düşünenler için artık bu bu saatten sonra hani e, maalesef alamayacağız arkadaşlar. Zaten KVK'ya da komple e, odaklanmış bir şekilde tüm klanlarımız da o şekilde hazırlanıyor. Ee, hani şu bundan sonra göç gelmese bile biz şu an için e, bayağı iyi durumdayız arkadaşlar öyle diyebilirim. Çünkü 4 tane aktif klanımız mevcut. Şu anda Kingslayers 1.7M'e ulaştı neredeyse arkadaşlar. 1.7M milyar. E, 2.1 milyar. Şey çok değişmedi. ATK hep aynı güçte ama katliam klanımız da 2.3 milyara ulaştı arkadaşlar. Yani e, gene burada Roman Empire var. Bu arkadaşlar da tabii ki e, şey değil. Hani böyle çok Aşırı aktif olmasalar da gene de kale atmada, bayrak atmada tabii ki bu arkadaşlar da rol oynayacaktır. Bize yardımcı olacaktır. Ki bununla savaşçıları zaten bizim diğer klanlarımıza katılıp bizlerle beraber savaşacak oyuncular. Bu şekilde şu anda gene Pita klanı burada aktif. Bu arkadaşlar da Azeri, İranlı Türkler. Yani bu arkadaşlar da Güçleri çok fazla değil ama dediğim gibi bunların böyle gene bu Greek Conquest Yunanlılar bunlar da aktif. İGA Akademi zaten 5M'lerin bu gelişiyor burası. Onun haricinde çok aşağısı aktif değil. Yani şu 8'e kadar olan kısımda aktif oynayan oyuncularımız var. Yani artık e, bu dört klan yani ilk dört klan savaş klanımız zaten dediğim gibi. Ben e, yavaş yavaş artık bu KVK'ya doğru Kingslayers'ın 2 M'lere falan 2 milyarlara falan çıkacağını düşünüyorum. E, katliamında 3 milyarlara eğer hani göç devam ederse eğer göç etmezse 2.5-2.6'larda muhtemelen katliam kapatır. Ama göç devam ederse 3 milyarlara falan belki çıkabilir. E, çünkü full doldurursa eğer yani daha yüz kaç kişiydi? Daha tam full'ü daha 109 kişiyken 2.3'ler. Bunu e, bayrakları tamamladıklarında 150'ye çıkarttıklarında işte sınır 150. Yani buraya daha 40 kişi daha gelebilir. 40 kişi daha gel, gelse buranın gücü de otomatikman bayağı yükselecek demektir arkadaşlar. Ki zaten 20 MOS ortalaması 40 kişinin gene 800 falan puan yapıyor yani. Öyle öyle hesaplayın. Ee, gene aynı şekilde Kingslayers da daha bayrak atacak. Daha 125 kişiler. 132 daha 7 kişilik. Burada çok fazla yer yok ama buradan yer açılabilecek durumda olan şeyler var. Ayrıca daha bayrak atımı devam ediyor arkadaşlarında. E, ATK kalanında ise arkadaşlar şu an e, 10 kişilik yer gözüküyor. Burada da açılabilir yani. bir Belli bir miktar e, topluca gelecekler varsa onlar yer açılabilir. Ama bizim Tiger's Raft e, da doldu arkadaşlar. Ki şurada birkaç kişinin farmesi var şu anda. Yani 5-10 Be, kişilik bir daha yer açacağız. Onlar da zaten gelecek arkadaşlar. Yani söz verdiğimiz arkadaşlar var. Onlar şimdi e, Osiris Ligi'nin bitmesini bekliyorlar. E, bazısı da işte tam pasaportunu ayarlamayı bekliyor. Onlarla hani ben konuştum zaten e, özelden. Onlar gelecek. Daha sonra biz artık e, yeterli olduğunu düşündüğümüz için de e, daha fazla gücü arttırıp da e, sonuçta buraya gelen insanlar da e, keyif almak için geldi. Fazla a, gücü aşırı arttırıp e, insanlara karşısında böyle çok para yatıran güçlü krallıklar getirip ee, yani sıkıntı yaşatmak da istemiyoruz. Onun için bu kararı aldık arkadaşlar. Biraz daha stratejik bir karar oldu bu. Ee, ama dediğim gibi 15 ile 30'a hala kapımız açık. Yani e, gelebilirsiniz. <laughs> yani bu gruplar şeklinde gelenler, 10 kişilik, 20 kişilik gruplar şeklinde gelenler de gene konuşulur. Hani siz mesaj atarsınız bize. Biz ona göre hani konuşuruz. E, irtibatı geçeriz. Zaten dediğim gibi TRF'ye de pek yer kalmadığı için daha çok katliama, Kingslayer'sa İlk başta öncelikle bu iki klan, daha sonra da en son ATK klanına e, alabiliriz insanları. Şu anda KVK'ya gayet e, kitlenmiş bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Yani herkes e, onun bilincinde. Daha KVK, ç, buradaki oyuncuların neredeyse çoğu KVK'yı görmüş oyuncular zaten. Hani KVK'nın nasıl bir şey olduğunu, nasıl savaşıldığını, ne olduğunu he, hepsini az çok biliyorlar. E, onun için yani KVK zamanı daha ben... E, Bizim oyuncularımızın gayet iyi savaşacağını ben her, düşünüyorum. Ki e, Osiris'te de, Osiris tabutunda da az çok insanların nasıl savaştığını görüyorsunuz zaten. Buraya yeni gelen arkadaşların zaten çoğu da daha önceden tanıdığım kişiler de var. E, yavaş yavaş işte sistem oturacak. E, Allah'a şükür sıkıntılarımız yok. Hani böyle her şuna e, ön yargısı var bazılarında. İşte Türk krallığı, Türkler anlaşamıyor. Şöyle kargaşa çıkıyor. İşte küfür kıyamet gidiyor falan. Ya bizim burada küfür zaten yasak arkadaşlar. Kesinlikle biz onu e, önünü kestik. Yani hiçbir şekilde argo ve küfür olayını kullandırmıyoruz kullandı toplu chatlerde. Eee ayrıyetten e, burada belli kurallar var. Şimdi yeni gelen arkadaşlar olduğu için biraz daha toleranslı davranıyoruz. Hani kuralları tam öğrenmediler. Daha e, en son bir vali etkinliğimiz oldu mesela Tomlis'in o en son valide tek tük olaylar oldu ama onlara e, onları aşabildik mesela. Hani konuşarak, biz zaten insanlarda söyledik, konuşarak her şeyi halledebiliriz. Kendi aranızda konuşun, halledemezseniz sorununuzu bize gelin. E, yani direktmen herkes bize gelmesin dedik mesela herkese. Herkes kendi arasında konuşup halledebilirse hallediyor. Hani o kaynak atıyor ona, askerin kestisi yanlışlıkla gibi. Yani burada kendi içimizde sorunları bir şekilde çözüyoruz ki zaten göç çoğu, yani bana hani mesela ya 30 yaş üstü çok kişi var şu an krallığımızda. O e, 25-30 yaş arası da bayağı kişi var. Yani 20-25 yaş arası bile az yani, yani o sayıya göre. Çünkü 30 yaş üstü bayağı kişi geldi arkadaşlar. Ben genelde gelenlerle konuşup sohbet ettiğim için yaş ortalamamız yüksek olduğu için şükür herkes anlayışlı davranabiliyor. Bazen tabii ki ister istemez herkesin günü gününü tutmayabilir. Onlar da artık birbirimizi tanıdıkça şey yaptık. Yani kötü niyet olmadığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Birbirimizi tanıdıkça yetişiyor. Onları da çözeceğiz diye düşünüyorum. Zaten KVK bir KVK geçirdiğimizde her şey pekişecektir. bütün böyle hani oyuncular birbiriyle iyice kaynaşacaktır. Çünkü savaş anında o beraber savaşmak, beraber hani bir şeyler yapmak bayağı güzel oluyor, keyifli oluyor ki bunu konuşarak Anlaşarak yapmak ayrı bir nokta. İnsanlar şu an daha bunu ilk defa burada yaşayacak insanlar var. Yani Çinlerle beraber oynayıp ve başka ülkelerle oyuncularla beraber oynayıp Türklerle oynamak için buraya gelip bu keyfi yaşamak için gelenler var. İnşallah işte onları da bu keyfi yaşatabilmek adına biraz da bu kararı onun için aldık. Hani bu düşük oyuncu alma kararını. Bakalım arkadaşlar. Yani biz hazırız. Daha gelen oyuncular varsa da yani KVK ne zaman başlar tam bilmiyorum ama hani ben zaten bir demiştim yani ya, o. Kasım'ın ortası veya sonuna doğru olabilir diye. Hani hala öyle bir şey olabilir diye bekliyorum. Ee, bir anda hani çıkabilir, başlayabilir. Çünkü Osiris'in e, ligi biliyorsunuz ki bir dahaki haftaya bitiyor. Bir haftası kaldı. Bir hafta sonra Osiris ligi de bitecek. Ee, daha sonra bir büyük etkinlik kalmayacak. KVK zaten iki tane yeni komutan getirdiler. Ee, biliyorsunuz iki tane atlı yeni komutan. O iki atlı komutan da e, geldi. Update'i de yaptılar. Koyacaklarını da koydular. Şimdi artık sıra KVK'ya geldi bence arkadaşlar. Hani... KVK'yı da koyup daha sonra da amaçları bence yılbaşına hazırlanmak. Yılbaşında biliyorsunuz etkinlik getirecekler veya büyük bir güncelleme getirmeye düşünceler olabilir. Yani yavaş yavaş ona çalışırlar. Onu çalışmak için de dediğim gibi mantıken ya Kasım'ın Kasım sonunda ya da Kasım'ın ortasında bu KVK'yı getirmeleri lazım. Bakalım dediğimiz gibi olacak mı? Şu anda Kasım'a girdik zaten. Kasım'ın ya 15'inde veya 15'inden sonra ben bekliyorum. Gelmezse de Aralık olur belki ara bir daha kila sarkabilir Hani öyle bir durum var Ama ben şunu da söyleyeyim Hani herkes onda değindi zaten İnşallah şu KvK'da biliyorsunuz gibi köşede başlayanlar oluyor Bir de şu ortada başlayanlar oluyor Onu bence de çok dengesiz oluyor arkadaşlar. İnşallah oyun ona bir düzenleme getirir. Bence haritayı biraz değiştirebilirler o yönden. Hani veya ortaya şöyle şuraya, şuraya gibi bir duvar çekebilirler şura gibi. Hani adam buradan çıktığı zaman buradaki kral savaşsın, buradan çıktığı zaman buradakiyle savaşır gibi bir şey olabilir belki. Çünkü ortadaki adam direkt hezimete uğruyor arkadaşlar. Yani zaten iki taraftan en azından çıkma şansı olur. Gene bunlar da öyle olursa durumlar eşitlenir yani ortaya bir duvar çekerlerse. Ama tabii ki ortada da bir tane mabet olduğu için onu ne yapacaklar onu bilmiyorum. Belki mabet sayısı arttırılabilir. İki tarafa da birer tane koyup. Dört mabet var mesela normalde. Sekize çıkartılabilir sayısı. Hani bu şekilde mantiken yapılabilir. Çemberler gene aynı kalabilir. Tabii ki buradan kapıları yaparsınız. O yönden sıkıntı yok. Sadece dediğim gibi o ortaya bir tane şey atılabilir bence. Hani benim görüşüm veya ona göre bir harita düzenlenebilir. Çünkü haksızlık oluyor arkadaşlar. Köşedeki adama gerçekler. Eğer olur da iki köşedeki üstteki adamla ittifak yapamazsanız arada kalıyorsunuz ve iki tane krallıkla savaşmak zorunda kalıyorsunuz ki artık bu yeni KVK sisteminde iki tane krallıkla savaşmak çok zor. Hani biz bunu yaşadık. Galip geldik belki ama biz neler çıktık yani o galibiyet alabilmek için. Ya biz biliriz onu. Bir hafta boyunca savaştık arkadaşlar. Hiç aralıksız bir hafta savaşta geçti. Normalde e, savaşlar bir veya iki gün sürer. Hani ortalama olarak söylediğimde. Ama bir hafta savaş veya iki, iki, üç gün, beş gün sürmez yani. Onun için bakalım. Oyun inşallah onunla ilgili belki bir düzenleme getirebilir. Eğer uzarsa bilin ki öyle bir düzenleme gelebilir. Kvk'nın gelişi. Uzamasa da göreceğiz. Bir dahaki Osiris ligine de şu an için e, krallığımızda gösterdiğim gibi zaten güçlendik. E, gene katliamdan da yüksek güçlü oyuncular var. birleşip muhtemelen beraber gireriz o süreçte. Öyle bir hani kafamda düşünce var. Daha o, paylaşmadım tabii ki bizim krallıktaki arkadaşlarla da bunu. Daha o süreçte ne zaman gelir bir daha bilmiyorum ama. belki bu şimdiki gücümüzde olsaydık bu şeyde belki ilk 32'ye kalabilirdik. Çünkü geldiğimiz grup çok kolaydı o grubun veya o D grubuna kadar olan kısım. Ya yani şu güçlü olsak emin olun 32'ye kalabilecektik. Ama e, bakalım bu sefer ne olacak? Yeni karalıklar var ne olur ne biter bilmiyorum. O Ligi başladığında daha güçlü olacağımız kesin. E, bir de ona da hazırlanırız. Bakalım biraz daha en azından hani çok yukarılara çıkamasak da e, gruptan çıkma e, veya ilk 32 ilk 44'de en kötü hani o 32'ye gelmesi de oranın finaline kadar çıkıp Oraya bir şekilde daha fazla başarı elde etmek adına, daha fazla keyifli olması adına bir şeyler olacak inşallah arkadaşlar. Bakalım. E, düşüncelerimiz bu şekilde. E, KVK'ya e, hazırız arkadaşlar inşallah. E, KVK gelirse şu an hani ya e, bir hafta sonra gelecek deseler bizim için şey yok yani hazırız. E, onu söyleyebilirim. E, sadece dediğim gibi daha göçler gelecek ge, ge, söz verdiklerimiz var gene katliama veya kimsilirse gelecekler var. Hani onlar da söz verilmiş belli oyuncular var. Onlar da hani bu şeyin dışında tutuyorum. Ama onun haricinde yeni şey gelecekler. 30M üstü için geçerli bu. 15M ile 30M arası her zaman hala kapımız açık. Bu arkadaşlar maalesef artık kabul edemeyeceğiz arkadaşlar. Onu belirteyim. Ee, onlarca diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bunları belirtmek istemiştim hani uzun süredir dediğim gibi krallığın tanıtımı hakkında video yapmamıştım. Ee, biraz da e, gene krallığı da bahsedeyim dedim ne durumdayız şu an için Türklerin sayısı bayağı arttı zaten. Yaklaşık %85 falan Türk, %15 yabancı oldu. Bayağı nüfusumuz arttı. Kingdom chat'te zaten full Türkçe konuşuluyor. Kingdom chat'te hiç yabancı konuşan tek tek ar ar arada yazıyorlar yabancı kişiler. E, o rahatsız da değiller onlar da. Sonuçta e, yani biliyorlardı zaten biz TRF olarak çoğunluk hani Türk geldi gene Kings'ler. O zaman TRF ekibi onlar full Türktü falan. Şimdi e, daha güçlü, daha e, organize bir şekilde inşallah geleceğiz. Ve bu bakalım ben hani rakipler olur da denk gelirse gerçekten hani bize aynı bizim gücümüze denk gelirlerse ben e, başarılı geçeceğini ve bu sefer diplomasinin daha iyi olacağını düşünüyorum bizim için ve inşallah başarılı bir şekilde çıkacağız. Yani birinci olamasak da ikinci olacağız üçüncü olacağız bir şekilde ortaya gireceğiz yani diplomasi yaparak e, ama e, hedefimiz tabii ki ilk başta birinci olarak bitirmek krallık olarak daha sonrasında ödülleri de duruma göre zaten paylaşılır alınır önemli olan oradan ödü, hem ödüller alıp hem keyif almak insanların da gelişmesine katkı sağlaması buranın. Ee, bakacağız arkadaşlar işte e, şu an e, bu şekilde ilerliyoruz. E, herhangi bir Allah şükür dediğim gibi sıkıntımız da yok. E, gelen arkadaşlar da zaten şu an için hala yani öyle bir pişman oldum şöyle böyle diyen de yok. E, ve arada dediğim gibi zaten %100 herkesi mutlu edemeyiz arkadaşlar. Bu gerçek. Yani bütün buradaki 1000 bin kişi varsa bin, de mutlu etmek mümkün değil. Hani bunu hiçbir insan yapamaz. Ee, olur. Çoğunluğu mutlu etmek. Yani amacımız o zaten. Arada bazıları mutsuz olabilir ama sonu da belki ödül alır, mutlu olur. Bir şekilde o mutlu olmanın yolunu bulur yani. Onda da yana sıkıntı yok. Ee, bir şekilde halledeceğiz yani. Burada dediğim gibi o insanlar yeni yeni daha kaynaşıp tanışıyor yeni gelen sürekli yeni katılanlar oluyor hani sürekli yeni gelen yeni gelen hani sürekli geliyor. Artık bu insanlar da birbiriyle yavaş yavaş kaynaşıyor ki kahve kay bir kahve kayı atlatırsak 3. kahve bu bitirdiğimizde inşallah bir de başarılı bitirirsek eğer zaten çok fazla yani göç almayı düşünmüyoruz. Hani böyle göç alalım sürekli göç alalım derdinde değiliz biz. Bizim için önemli bir muhabbet ortamı olması ve bu muhabbet ortamında insanlar güzel bir şekilde oyunda keyif alarak oynamasıydı. Yani bunu şu an İlk aşamasını sağladık arkadaşlar, Allah'a şükür. Hani e, keyifli bir ortamımız var şu an, herkes muhabbetin sohbetini ediyor, stresini atıyor, gidiyor. Şimdi KVK'da da, savaş anında da göreceğiz, savaşta da gerekli e, becerileri gösterebilirsek e, tadından yenmez yani. E, ki zaten burası e, yabancılarda olsa bile Türk Krallığı diyebiliriz arkadaşlar. Yani neredeyse %100 Türk Krallığı gibi bir şey ki burada sözü geçen bütün oyuncular Türk zaten. E, yabancılardan da tabii değer verdiklerimiz var. Bunu hani hiçbir zaman şey yapmıyoruz. Yabancı arkadaşlarımızdan da e, değer verdiğimiz oyuncular var ki onlar da zaten her zaman e, bizim yanımızda zaten. Onlardan yana da sıkıntı yok. E, bu şekilde videoyu artık sonlandırıyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi 15 ve 30 demarlasanız bize ulaşabilirsiniz ama on artık altı veya üstü oyuncuları bundan sonra kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. E, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.